arkadaşlar. Bu videoda size ekran kurucuyu nasıl atacağınızı anlatacağım. Resimlerinizden ekran kurucu nasıl yapacağımız, onunla ilişkin bilgiler vereceğiz. Bunun için masa üstünde sağ tık yapıyoruz. Kişiselleştire tıklıyoruz. Sağ alt köşede gördüğünüz ekran kurucu menüsüne tıklıyoruz. Burada Windows'un kendi içinde zaten bazı varsayılan da ekran kurucuları mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz veya internet üzerinden kendi bulmuş olduğunuz ekran kurucuları da kullanabilirsiniz. Denemek için herhangi birini deneyelim. Mesela Asus'un kendi ekran kurucusuna bakalım. Ön izleme diyorum. Gördüğünüz gibi sesli ve görsel olarak güzel bir ekran kurucu hazırlamış. Kendim Ultrabook kullanıyorum. Onun kendi reklamını kullanmış. İsterseniz yazı olarak da yapabilirsiniz. Mesela 3B metin yazdım ben. Peki burada kendi yazımızı nasıl değiştireceğiz? Ayarlar sekmesine tıklıyorum. Özel metni buraya zaten girdiğiniz zaman yazı tipi vesaire rengini seçiyorsunuz. Ve tamamen tıkladığınızda uygulamaya koyduğunuzda zaten ekran kurucu otomatikman çalışacaktır. Ekran kurucumuzu kaldıralım. Peki kendi resimlerimizden ekran kurucuyu nasıl yapacağız? Onu da anlatalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafları seçiyorum. Ayarlara tıklıyorum. Burada resim eklemek istediğiniz resimleri nerede olduğunu soruyor bize. Göz atı tıklıyorum. Sadece resimlerimin olduğu klasörü seçiyorum. Ve otomatikman 10 klasörün içindeki resimleri ekran kurucu olarak atıyor. Ön izleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi o klasördeki resimler otomatikman çıktı. Kaç tane resim varsa kendi kendine otomatikman bu resimler değişecektir. Gördüğünüz gibi işlem oldukça basit. İzlediğiniz için teşekkürler.